kaymı kim olduğunu bilmiyorum. Adamların ismini de bilmiyorum. Şahslarını da görmemişim. Yaptıkları da bir şey de yok. İki tane sanat sokakında iki tane cadde yapmışam. Bir milletin gözünü boyarıyorlar. Tabii la partisi uğramasın buraya. Biz bize yeteriz. Ya içeri alsalar ne olacak? Dışarıda yine özgürlüğümüz var ki. İpek Ölü Belediyesi adam başkası gelse bile 20 yıl iş yapamayacak durumdadır. Koltukları satılacak belediyenin. Ya bize kayyumu teslim etmeyin. Halkı halkın içindeki seçtikleri insanlara bırakın abi. Başka da bir şey istemiyorum. Hani zaten ekonomi desek hani üniversite harçlarını falan biliyorsunuzdur az çok. O konuyla alakalı zaten üniversiteyi okumak isteyenler hani burslu gidenler zaten şanslıdır. Ama normal bir üniversitede maddi düşük olan bir ailenin çocuğuysa hiçbir şekilde üniversite imkanı olamaz. İstanbul nefes alamıyor. Yani İstanbul'un bir kent anayasası olması gerekiyor. Nefes almayan bir İstanbul var. Bunu bu görüntülerde, manzaralarda ve İstanbul'da yaşayan herkes görmekte. İnsanların güneşle olan mesafesini kısıtladılar. Hava alma, oksijen alma hakkını elinden aldılar. Bütün canlıların barınabileceği, yaşayabileceği bir kent şehirden çıkarıp beton yığınlarıyla donatılmış, ranta dayalı bir belediye anlayışı var. Bunu 31 Mart'ta inşallah hep beraber değiştireceğiz. Seçimler Türkiye'nin siyasi haritasını 1 Nisan'da değiştirecek diye tahmin ediyorum. İnsanlar çünkü bekleye bekleye her partiden seçim döneminde vaat edilenleri bekleye bekleye hayal kırıklığına uğradı. Genelde bir artık yılgınlık var, inanmamazlık var. Dolayısıyla tahmin ediyorum seçmen artık bundan sonra aldığı gelir düzeyine, ülkeden aldığı milli gelirdeki refah payına bakarak daha düşünceli, ileriye yönelik bir seçim yapacak diye düşünüyorum.